gazeteci Fikri Türkel'le beraberiz. Fikri Bey kendisini ciddi anlamda gıda araştırmalarına adamış. Aynı zamanda da dünya çapında gıda konusundaki gelişmeleri takip eden bir isim. Evet, Fikri Bey'le bugün beraber olmamızın sebebi şeker, tatlandırıcılar. Fikri Bey, bugünlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması vardı. Onun üzerine bir kısa sohbet yaptık. Efendim, şekerin her türlüsü mü zarar ya? Yani Sayın Profesör Canan Karatay'ın dediği gibi onu da yemeyeceksin, bunu da yemeyeceksin falan filan. Şimdi bal da mı yemeyeceğiz yani? Tamam, şeker kanseri çağrıştırıyor. Şeker hücrelerin içerisinde kanser büyüyor, gelişiyor. Şeker kanserin dostu. Bunların hepsini kabul ediyoruz. Bal da mı yemeyeceğiz? Hocanın dediği gibi onu da yeme, bunu da yeme. Yani ne yapacağız? Şimdi esasında böyle şunu yeme, bunu yeme bu çok kötü bir söylem. Sonuçta bu bir gıda. Yani gıdalarda birinci kural şu. Yediğin doza dikkat edeceksin. Öyle bir şey ki en faydalı bildiğin bir şey dozu kaçırırsan zehir olur. Zehiri bile belli dozda yersen şifa olur. Yani ilaç sanayinde kullanılıyor biliyorsunuz zehir. Yani olaya öncelikle böyle bakmamızda çok önem var. Yani ön niyetli, ön yargılı olmayalım. Özellikle şeker çok faydalı bir şey. Çünkü doğada olan bir şey. Yani meyvede var, efendim balda var, pek çok kuru yemişlerde var. Yani sonuçta şeker faydalı bir şey. Neden? Beyin iki şeyle çalışıyor. Oksijen ve sakaroz yani şekerle çalışıyor. O yüzden yani vücudun ihtiyacı olan bir şeyden bahsediyoruz. Ama sorun ne? Sorun o doz aşımını yapmamız. Yani günde işte 25 gram, 30 gram, bilemediğin 50 gram almak yerine daha fazlasını biz alarak vücudumuza hem eziyet ediyoruz hem de emanet edilen bu vücudu düzgün kullanmamış oluyoruz. Fakat gelelim son karara. Dünya Sağlık Örgütü malum özellikle pandemide aldığı kararlar çok etkili oldu. Bundan sonra da Dünya Sağlık Örgütü'nün kararları çok etkili olacak. Yani ve daha çok karar alacak. Daha çok sorumluluk yükleniyor buraya. Ve biz Dünya Sağlık Örgütü diyoruz ama yani Dünya Sağlık Örgütü'nün kararları da Türkiye'de aynen uygulanır. Bunun kaçarı göçeri yok. O yüzden yani Türk birimlerinin makamlarını aldığı karar gibi etkili bir karar mekanizmasından bahsediyoruz. Geçen Cuma sabahı Dünya Sağlık Örgütü aspartamla ilgili bir karar açıkladı. Aspartam nedir? Bizim suni tatlandırıcılar dediğimiz hani ufacık kaplar kullanılıyor ya. O kapları şeker yerine kalorisiz diye bunları kullanıyoruz, tatlandırıyor. Öyle bir şey ki bu 200 kat yani normal şekerden 200 kat, 500 kat, 17 bin kat daha tatlandıran bunun çeşitleri var. Bunlardan bir tanesi de aspartam. Aspartamla ilgili Dünya Sağlık Örgütü bir karar alacağını 2-3 hafta önce açıklamıştı. Ve o kararını açıkladı. Herkes bekliyordu ki Dünya Sağlık Örgütü bu hep eskiden beri bununla ilgili kanser yapıyor falan diye böyle ön yargılar, ifadeler falan vardı, dolaşıyordu. Bunlar da boş değildi bu dolaşılan haberler. Çünkü Amerikan Kanser Araştırmaları Birliği bu konuda bir karar vermişti zaten. Yani o karar da kanser olasılığı var diye. Kanser olasılığı var diye. Fakat burada niye kesin karara varamıyor? Çünkü aspartam yani insan bir aspartam kullanacak, ikinci kanser olacak. Böyle insanları bulacaksın, eskiden beri takip edeceksin ve bunun laboratuvar ortamında kararını vereceksin. Çok zor bir şey, zor bir süreç. Ama hayvanlarda bunu gözlemde de insanlarda gözleyemediler. O yüzden bu kanser yapıyor mu, yapmıyor mu kesin karara varamadılar. Ama artık dedik Dünya Sağlık Örgütü kesin karara varacak. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün bütün birimlerde şeyleri var. Şu gazlı içeceklerde, sakızlarda, şunlarda, bunlarda hani sıfır kalori yazan her şeyde bu var. Aspartam var. Aspartam veya benzeri var. O yüzden bunlar bu kararı herkes bekliyordu. Öyle bir şey ki bütün gıda sanayi, ticari işletmeler, büyük şirketler bunu bekliyor. Düşünsen sen yani bu kanser yapıyor ama senin ürünün içinde var. Sen bunu beklemez misin üretici olarak? Şekerleme sanayi, efendim içecek sanayi bunu bekliyordu.
şu açıklamayı yaptı. Açıklama daha önceki kararından pek aynı karar. Yani burada 2-3 tane birim var. Bir, Amerikan Kanser Araştırmaları Merkezi, o zaten kararını açıklamıştı. Kanser ihtimali var diye açıklamıştı. İhtimal varsa uzak duracağız. Malum. Yani ihtimal var abi. Biz uzak duruyoruz. Biz Türk mantığı böyle çalışır. Bir de günlük kullanım miktarı ile ilgili ayrı bir kararı var. Dünya Sağlık Örgütü'nün içinde bir başka bir birimin JECFA diye bir karar, bir birimi var. O da günlük kullanım dozunu söylüyor. O da yani öyle bir şey ki, yani olmayacak bir şey. Günde 14-15 tane, 16 tane içeceksin. 16 tane derken kutu. Kutu içeceklerden. Kutu. Yani 100 tane var içerisinde. Hayır, ondan değil. Yani bir yani kutu içecekler var ya. Evet. Onlardan evet. 16 tane günde içeceksin ki onun söylediği dozu gelesin ya. Teknik olarak bu mümkün değil. Yani iç demek anlamına geliyor. Yani şu anda büyük şirketlerin dediği oldu. Bu konuda araştırmalar devam ediyor. Ha bir de yani Dünya Sağlık Örgütü de hakkını yemeyelim. Dedi ki bu konuda araştırmaları artmasını, yani insan üzerinde kanser olup olmadığı konusu araştırmaları devam ediyoruz. Önünü açık tuttu yani. Fakat burada çıkarmamız gereken ders var. Ya, ister doğal şeker, ister nişastalı şeker, ister işte bal gibi doğal şey, tamamen doğadan aldığımız, meyveden aldığımız şekerler olsun. Burada miktarına dikkat edeceğiz. Aldığımız miktara dikkat edeceğiz. Eğer herhangi bir şüphe varsa içimizde mutlaka doktorun tavsiyesiyle günlük tüketimimize dikkat edeceğiz. Bu önemli olan bu. Ama biz bir şeyleri anlamamız lazım. Ne oluyor bu şeker? Şeker dediğiniz şey ne nedir? Bak diyorsun ki doğal tatlandırıcılar var. Nişasta bazlı şeker şeyler var. Pancar şekeri var. Şeker kamışı şekeri var. Kamış şekeri var. Bir sürü dünyada şeker var. Hatta sorgum diye mesela bir bitki var. Ondan da şeker var. Yani Türkiye'de genellikle pancardan elde ediliyor şeker. Bunu bilmemizde fayda var. Yani ne kadarı pancardan elde ediliyor biliyor musun? Türkiye'de yılda 3 milyon ton şeker tüketilir. Nüfusa böl, ne kadar kişi başına şeker düşüyor anla. 3 milyon tonun 2,5 milyon tonu pancar şekerden elde ediliyor. Ha, şöyle bir durum var. Yani sen çantanın içine 1 kilo aspartam koyarsan veya 17 bin kat daha onun muadili olan şeyler var. Aspartam zannedersen 500 kat daha şekerli, normal şekere. Yani gram olarak düşün. Yani şeker bir tanesi bir kaşık kadar şekerden ufacık bir tane kadar şekerle onu aynı tatlı sağlayabiliyor. Şimdi tekrar konuya dönecek olursak bu şekerleri birbirine bu şekerciler birbiriyle kavga ediyor. Burada ekonomik bir savaş da var. Yani pancar şeker mesela çok stratejik bir ürün derler Türkiye'de. Nesi stratejik? Mesela sorgum diye bir bitki var. Daha az suyla, mesela pancar ektiğiniz zaman şey yapılır. 4 yıl ekmemeniz gerekir orayı. Çünkü nadasa bırakmak gerekiyor. Ama sorgumda böyle bir durum yok. Sorgum daha az su, daha az şeyli, daha verimli bir bitki. Ve Türkiye'de üretmeye başladılar. Hani stratejikti? Öbür taraftan da mesela Mısır nişastasıyla ilgili kavgalar var. Yani o kotada sınırlandırıldı malum. Türkiye'de 1 milyon ton kapasite var ama 75 bin ton üretilebiliyor. O kadar izin veriyorlar. O da şeker kanunu ile 2001 yılında Kemal Derviş'in getirdiği şeker kanunu ile oluşan bir durum. Saygı duyuyoruz şu anda kanun ona bağlı olduğu için. Ama bunun yanı sıra sanki bütün ürünlerde nişasta bazlı şeker varmış gibi bir algı oluşturuluyor. Neden? İşte bu kavgadan dolayı. Yani çok ciddi bir kavga. Bu mesela, bu şeker öyle bir şey ki, yani 100 liralık şeker, 1000 liralık bir ekonomik sistemi etkiliyor. Yani bir çikolatanın içine 5 gram konuluyor ama 100 gramlık çikolatayın pazarıyla, onun durumuyla etkili hale gelebiliyor. Son bağlamak istiyorum. Öncelikle en başta söylediğimi tekrar söylüyorum. Şekerle ilgili spekülasyonlar bitmez.
Şekerle ilgili bir sorun varsa mutlaka doktorumuza danışıyoruz. Doza dikkat ediyoruz. Az öz kullanmaya dikkat ediyoruz. Şu anda herhangi bir şeker, ister bal olsun, ister mısır şekeri olsun, isterse patatesten şeker elde edilsin, hangisinden elde edilirse elde edilsin, aynı derecede sağlığımızla olumlu olumsuz etkisi var. O yüzden doz esastır. Doktor başvurmak, onun ona bağlı olarak konu komşunun ifadeleri değil, doktorların ifadesiyle göre tüketmek veya tüketmemek en doğrusudur. Çok teşekkür ederiz.